Merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube'da kanal açtım. Kanalımın ismi Ben Emekli Olduktan Sonra. Emekli olduktan sonra ne yaptığıma dair günlük vloglar çekip burada yayınlamayı düşünüyorum. Beni izleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ve bu akşamki ilk videomuzda evde tavuk döner nasıl yapılır? Bu tarifi denemek ve yeğenlerime bir nebze de olsa faydalı olmaya çalışacağım. Hepinize teşekkür ederim. Öncelikle aldığımız tavukları güzelce açıyoruz. Bu tavukları bu şekilde inceltip bir kenara koyuyoruz. Tavukları inceltmekteki amacımız içlerine daha çok baharatın girmesini sağlamak. De zaman zaman bu tür girişimlerde bulunuyorum. Her zaman tutmuyor ama yine de denemelerim devam ediyor. Tavuklarımızı bu şekilde açıyoruz. Evet arkadaşlar, tavuklarımızın tamamını açtık. Daha sonra dönerin sosunu hazırlamak için bir adet soğan ve iki diş sarımsağı bir ağzını kapatabileceğimiz kabın içerisine rendeliyoruz. Bu baharatlar tamamen sizin zevkinize kalmış olan bir şey. Sarımsak sevmeyenler kullanmayabilir. Ama bunların hepsi ayrı ayrı lezzetler katıyor içerisine. Evet, soğanımızı ve iki diş sarımsağımızı kabımıza rendeledik. Daha sonra bunun içerisine ben bir tatlı kaşığı ev yapımı bizim kendi salçamızdan koydum. Salçamız biraz koyu kıvamda olduğu için ben bir tatlı kaşığı koydum. İsteyen arkadaşlarımız kendi zevklerine göre daha da fazla koyabilirler. Salçadan sonra birazcık evde yine yazdan yaptığımız domates sosumuzdan koyuyorum. Domates de tavuğa ayrı bir lezzet veriyor. Salçayla birlikte bütünleşince. Birkaç kaşık yemek kaşığıyla yoğurt. Yoğurdumuzu da koyduk. Daha sonra bir tutam kekik. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığından biraz daha az kimyon. Biz acıyı genelde seviyoruz. Arkadaşlar, tavuklarımızı terbiyeledik. Buzdolabında dinlenmeye bıraktık. 24 saat dinlendi. Şimdi buzdolabından çıkarttığımız tavuklarımızı streç filmle saracağız. Ben daha önceden bir tanesini sarmıştım. Gördüğünüz gibi rulo haline getireceğiz bunu. Bu şekilde getirdikten sonra dip frize atacağız. Dip frize de yine dondurucuda duracak. Ne zaman ki tavuğu yapacağız, yarım saat önce çıkartıyoruz, ince ince dilimleyeceğiz. Ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi ben size bir tane örnek olması amacıyla nasıl streçlediğimi göstereyim. Biz tavuğu çok aldığımız için böyle parça parça streçleyeceğiz. Ben şimdi 3 parça daha önceden açtığım tavukları üst üste koyacağım. Bunları streç filmle sarıp daha önce gösterdiğim gibi şekilde rulo haline getireceğim. Bunun içindeki iyice boşlukları alıyoruz arkadaşlar. Birbirine yapışıyor. İstersek şöyle arkasından birbirine düğüm atıp açılmaması için bu şekilde de yapıp kenara bırakabiliyoruz. Evet arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz dönerimizi, daha önce streçlediğimiz dönerimizi buzdolabına koyduk. Buzdolabında yaklaşık 24 saat durduktan sonra yapacağımız zaman yarım saat önce yaklaşık olarak çıkartıyoruz. Buzu çözülmeden, daha buzluyken
Bunu döner gibi ince ince doğruyoruz. Dönerlerimizi ince ince doğruyoruz. Daha sonra altı geniş teflon bir tencerenin içerisine bir miktar zeytinyağı, bir miktar tereyağı koyduktan sonra bu doğradığımız dönerleri ısınmış olan yağın içerisine atıp kızartıyoruz. Buradaki püf nokta etin sulanmaması. Et kızarması gerekiyor. Onun için de yağın kızgın olması gerekiyor. Bir miktar dönerimizi attıktan sonra geriye kalan miktarı da bu kızardıktan sonra hiç içinden çıkartmadan tekrar doğrayıp içine ilave ediyoruz. Bu şekilde dönerin bir kısmı kızarırken bir kısmı yeniden pişmeye başlıyor. O da çarşıdaki hazır döner gibi aynı lezzeti veriyor. Dönerimiz güzelce kızardı. Gördüğünüz gibi hazır çarşıda satılan dönerler gibi oldu bunlar da. Dönerimizden bir miktar alıyoruz lavaş ekmeğimizin arasına. Bunu isteyen arkadaşlarımız ketçap, mayonezle tatlandırabilir. Turşuyla daha güzel olur. Bu şekilde turşu koyup güzelce sarıyoruz. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.